Ama sizin gibi böyle heyecanlı ve coşkulu bir kalabalığın karşısında olmak beni çok heyecanlandırıyor. Have you seen these dramas? Bu dizileri izlediniz mi?
millions of dollars in sales for producers and local distributors. Özellikle Windsor Sonata satışlarda yapımcılar ve dağıtıcılara yüz milyonlarca dolar kazandırarak büyük bir ticari başarı sağlamıştır. And the series also created a tourism boom. Aynı zamanda da Kore için bir turizm patlamasına olan ayak olmuştur. And fans of the drama from other parts of Asia, especially Japan, visited the island of Namisom, where the drama was set. Asya'nın diğer bölgelerinden, özellikle de Japonya'dan birçok dizi hayranı, dizinin çekildiği yer olan ve dizi karakterlerinin ilk göz öpüştüğü noktada bir heykeli olan Namisom adasını ziyaret etmiştir. And the island also built a statue of the couple at the place where they first kissed. Bu adadan aynı zamanda dizinin ana karakterlerinin de öpüştüğü yerde bir heykel bulunmaktadır. It's a beautiful island, so if you visit Korea, make sure you visit there. Eğer Kore'ye giderseniz bu adaya da gitmeyi sakın unutmayın. And that's the statue. Bu da az önce bahsettiğimiz heykel. A lot of visitors who go there actually kiss in front of the statue. Oraya giden pek çok ziyaretçi, aslında pek çok çift heykelin önünde öpüşüyorlar. And that's where I kissed my girlfriend, no, my wife. That's where I kissed my wife. Eşimi de burada öpmüştüm. Okay, the drama shot the main actor Daejoon into stardom in Asia, where he became hugely popular, especially among middle-aged Japanese women. Dizi aktör Daejoon'u Asya'da özellikle de orta yaşlı Japon kadınlar arasında çok popüler bir hale getirmiştir. When he first visited Japan in 2004, more than 3,000 women flocked to the airport. Japonya'yı ilk ziyaret ettiğinde 2004 yılında 3,000'den fazla kadın havaalanına onu karşılamaya gitmişti. And the Japanese Prime Minister even said that Daejoon is more popular than he is. Ki zamanın Japonya Başbakanı da zaten hani Daejoon'un kendisinden ülkede daha çok popüler olduğunu dile getirmiştir. But that's not surprising. Ama çok da şaşırtıcı değil bu. These are his pictures. Daejoon'un resimleri. I try to find the worst pictures and these are the worst ones. En kötü resimleri bulmaya çalıştım sizin için. Because I want to look better than this guy. Çünkü benim bu kişiden daha yakışıklı gözükmem gerekiyor aslında. Okay, following the success of Winter Sonata, Daejoon, which was produced for $50 million, was exported to 91 countries for over $100 million. Winter Sonata'nın bu başarısının ardından 15 milyon Amerikan dolarına yapılan Daejoon, yani Saraydaki Mücevher dizisi, daha sonra 91 ülkeye ihraç edildi ve yalnızca Koreli yapımcılara 3.4 milyon Amerikan doları kazandırdı. Now we turn to a section that you've been waiting for. Korean wave began with dramas, but right now the most important and the popular form of Korean wave is K-pop. Kore dalgası televizyon dizileriyle başladı, ancak şu anda en popüler Hallyu formu, Kore dalgası formu K-pop'tır. By tapping into SNS and the YouTube, Korean pop songs now can be seen and heard anywhere in the world, anytime. Sosyal ağ servislerini ve YouTube'u kullanarak K-pop endüstrisi oldukça büyük bir deniz aşırı dinleyici kitlesi yakalamayı başarmıştır.
Since the mid-2000s, the K-pop music market has experienced double-digit growth rates, and in 2000, it grossed nearly $1.2 billion and was recognized by Time magazine as South Korea's greatest export. 2000'lerin ortasından beri K-pop müzik piyasası oranlarında çift sahneli artış yakalanmıştır. Bu rakam 2012'de yaklaşık olarak 1.2 milyar dolara ulaşmış ve Time dergisi tarafından Güney Kore'nin en büyük ihracatı olarak kaydedilmiştir. So according to this magazine, K-pop is bigger than Samsung, bigger than Hyundai. Ki bu derginin dediğine bakacak olursak, K-pop aslında hem Samsung'dan hem de Hyundai'den aslında daha büyük bir şirket. With a little bit of exaggeration. Biraz abartıyorum tabii ki. Okay, K-pop is so popular that it is popular even among penguins. K-pop o kadar popüler ki Antarktika'daki penguenler arasında bile meşhur. But I don't like him. Ama pek de hoşlanmıyorum ondan. The reason is, before he became a star, when I ask people, when it's raining, I ask, do you like rain? Before he became a star, it was a simple answer, yes or no. But now, when I ask, I always get a return question. Are you talking about the singer or the natural phenomenon? Aslında ondan nefret etmemin sebebi, daha önce insanlara yağmuru seviyor musun diye sorduğumda evet ya da hayır diye bir cevap alıyordum. Ama şimdi nerede bu soruyu yönelttiğim zaman, hangi yağmurdan bahsediyorsun? Şarkıcı olan rehinden mi yoksa yağan yağmurdan mı? So he has made life complicated in Korea. Yani benim hayatımı, Kore'deki hayatımı biraz zorlaştırdı. Recent milestones attained by K-pop bands and producers include BoA became the first K-pop singer to reach number one on the Japanese music chart. K-pop grupları ve müzisyenleri tarafından gelinen son aşamada ise 2002'de BoA Japon Oricon müzik listesinde birinci olan ilk K-pop şarkıcısı olmuştur. In 2003, the girl group Baby Vox became the first Korean idol group to reach number one on the Chinese music chart. 2003 yılında Baby Vox adlı kadın grubu Çince I Still Love You single'larıyla Çin müzik listelerinde en üste taşınan ilk idol Kore grubu olmuştur. It's like Duman and Sezen Aksu. Aslında biraz Duman veya Sezen Aksu gibi diyebiliriz. Reaching number one in the United States and England. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de yüksek yerlere gelmiştir bu insanlar. And I hope it happens one day. Umarım bugün Türkiye'de de, bir gün Türkiye'de de bu olur. Are you a big fan of Duman? Duman hayranı mı? December 2011, the total number of YouTube views generated by K-pop videos nearly tripled from 800 million in 2010 to more than 2.3 billion. Aralık 2011'de ise K-pop videolarından oluşan YouTube görüntülemelerinin toplam sayısı 800 milyondan Avrupa ve Orta Doğu'daki izleyicilerin sayısında bir artışla da birlikte 2010 yılında 2.3 milyarı artarak neredeyse 3'e katlanmıştır. In case you wondered whether these views were mostly done in Korea, I'm going to show you a figure. And as you can see, the largest hits were made in the United in Japan. And second largest views, the United States. And the third largest number of views in Thailand. So, and fourth, Taiwan. So, more views, I mean, much more views were sort of done outside of Korea.
fenomeninden bahsedildiğinde genellikle K-pop videolarının en çok Kore'den izlenildiği düşünülüyor. Bu yüzden size bu haritayı gösteriyorum. Bu haritaya baktığınız zaman en çok K-pop YouTube görüntülemesi öncelik olarak Japonya'dan, ardından Amerika, üçüncü sırada da Tayland'dan görüntülenmektedir. Kore daha alt sıralarda yer almaktadır. March 2012, after becoming the first K-pop band to enter the American Billboard 200 music chart with the album Alive, Big Bang kicked off the Alive tour in 25 cities worldwide, attracting 800,000 concert goers worldwide. March 2012'de ise Alive albümüyle Amerikan müzik listesi Billboard 200'e giren ilk K-pop grubu olmasının ardından Big Bang dünya çapında 25 şehirde 800 bin izleyiciyle buluşarak Alive turnesini gerçekleştirmiştir. I've been to 10 of their concerts. 10 konserlerine gittim. Şaka şaka. Nisan 2015'te Exo'nun
as you are anticipating their picture. For more fun. Yes, okay. Impact of the Korean Wave. Kore dalgasının etkileri. First, the increasing interest or increased interest in things Korean. Öncelikli olarak Kore'ye özgü şeylerde ki şeylere olan ilginin artması. An increase in the consumption of Korean products. Kore ürünlerinin tüketimindeki artış. Question: are you buying more things because, are you buying more things made in Korea because you are a K-pop fan? Peki size bir sorum var. K-pop fanı olduğunuz için Kore ürünlü şeyler satın alıyor musunuz? Evet. Hey, this is correct. Öyleyse bu bilgimiz doğru. Number three, increase in tourism. From 2003 to 2014, international tourists jumped more than four times, from 2.8 million to 14.2 million. Tabii ki turizmde de büyük bir artış gerçekleşti. Güney Kore'ye olan turizm, pandeminin başlangıcından beri büyük oranda artış göstermiştir. Mesela 2013'ten 2014'e kadar uluslararası turistlerin sayısı 2.8 milyondan 14.7 milyona artarak 4'e katlanmıştır. Korea now stands as the 20th most visited country in the world. Günümüzde ise Kore, dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında, ülkeler arasında 20. ülkedir. But to be perfectly honest, Turkey is a much, much more attractive place to visit. Ama dürüst olmak gerekirse, Türkiye çok çok ziyaret etmek için çok çok daha güzel ve çekici bir ülke. And it's not shaka shaka. Şaka değil. Really, it's such a beautiful country. Gerçekten çok güzel bir ülkemiz var. Number four, fourth impact, greater interest in the study of Korea, in its language and in its culture. Kültür merkezlerinde Kore dil kültür derslerine olan katılımın artmasından da görüldüğü üzere Kore çalışmalarına olan ilginin artması. Number five, enhanced understanding of Korean culture. Beşinci olarak ise Kore kültür anlayışının daha da pekişmesi. Six, the formation of positive image of Korea and increase in Korea's soft power. Pozitif bir Kore imajının oluşumu ve Kore'nin yumuşak gücündeki artış. As you know, soft power is the ability to use attraction rather than force to have the opponent do things or think in ways the way you want them to. Burada yumuşak güçten kastımız bir şeyi elde etmek için güç yerine karşılıklı anlaşmayı kullanmaktır. Number seven, the Korean Wave has been a source of national pride for many Koreans. Kore dalgası aynı zamanda pek çok Kore içinde ulusal bir gurur kaynağı teşkil etmektedir. Okay, now we turn to the last part of the my presentation on Hallyu. The factors for the success of Hallyu. Şimdi de sunumumuzun son parti olan Hallyu'nun başarısını etkileyen faktörlere değineceğiz. One is the belief that Korean popular culture is successful overseas because it is good. It is excellent. Kore kültürü iyi, mükemmel ve üstün olduğu için deniz aşırı başarı yakaladığına dair bir inanç vardır. Think of American cultural products. They are popular because they are made excellently. Amerikan ürünlerine bakın. Hepsi çok popüler çünkü çok mükemmel bir şekilde yapılmışlar. So Korean cultural products are following in the same footstep. Aslında Kore kültür ürünleri de aynı yolu takip etmektedirler. Number two,
Cultural affinity and proximity is given as a reason why Korean popular product, cultural products are popular in many parts of the world. Aslında dünyanın pek çok yerinde Kore kültür ürünlerinin popüler olmasının bir sebebi olarak da Kore kültürünün Asya'daki kültürel yakınlık ve akrabalığına dikkat çekilmektedir. Korean shows and movies deploy themes and familiar emotions that Asians and more modern audience can relate to more easily than those of Western entertainment. Kore şovları ve filmleri Asya izleyicisinin Batı türü filmlerden daha kolay bağ kurabileceği temalar ve tanıdık duygular uyandırmaktadır. So values like respectful parents, family responsibilities, duty and honor, and group identity and obligations figure prominently in Korean popular cultural products. Ebeveynlere, aileye, sorumluluklara, görevlere, onura, grup kimliğine ve zorunluluklara olan saygı, Kore popüler kültür ürünlerinde belirli şekilde kendini göstermektedir. This is in contrast to Hollywood movies that mostly focus on selfish individualism, violence and sex. Bu tabii ki genel izleyicinin dikkatini çekmek için bencil bireyselciliğe, şiddet ve cinselliğe yoğunlaşan Hollywood filmlerinin tam aksinedir. Likewise, it has been claimed that Korean music, that's K-pop, is less raunchy and vulgar than American pop music. Yine benzer şekilde Kore müziğinin Amerikan pop müziğine kıyasla daha az teşhirci ve kaba olduğu iddia edilmektedir. Third reason why Korean wave is what it is today is because of Korea's readily evident economic affluence. Kore dalgasının bugün popüler olmasının sebeplerinden birisi de hali hazırdaki ülkenin ekonomik zenginliğinden dolayıdır. South Korea is now the 13th largest economy in the world. Güney Kore şu anda dünyanın en büyük 13. ekonomisidir. And Korean movies, dramas and music contain sophisticated and stylish appearance and lifestyles that young people like. Kore filmleri, dizileri ve müzikleri gençleri etkileyen sofistike ve modaya uygun görünüm ve yaşam tarzlarını içermektedir. So there is this direct correlation between the economic strength of a nation and the outreach of its language and culture. Öyleyse bir milletin ekonomik gücü ve dil ve kültürünün dışarıya yayılması arasında direkt bir ilişki var diyebiliriz. Fourth reason for the popularity of Hallyu is changes in telecommunications technology or communications technology, where the internet, especially YouTube, are widely used. Hallyu'nun popülerleşmesinin dördüncü sebebi olarak da iletişim teknolojisindeki değişiklikler göz önünde bulundurulabilir. Örneğin internet, özellikle de YouTube'daki Kore şarkıların, müzik videolarının ve dizilerinin hiç olmadığı kadar hızlı yayılmasına olanak tanımıştır. So it's not just the music, but also dramas that are being circulated through the internet and the YouTube. İnternette ve YouTube'da dolaşan yalnızca Kore dizileri değil, aynı zamanda şarkılarıdır da. Number five, market liberalization. From the late 1990s, countries in practically all over the world have opened their media market, and many, if not most, countries have allowed cable channels to be set up. So that typically, a country would have hundreds of channels. Piyasa serbestleşmesi de ülke arası kültür ürünlerinin akışını harekete geçirmiştir ve Hallyu'nun da popülerleşmesinin bir sebebi olmuştur. 1990'ların sonundan beri tüm dünyada bütün ülkelerde kablo televizyonların sayısında büyük bir artış görülmüştür. So these large number of channels need programs, and that's why this opening of the media market allowed Korean dramas and K-pop to become popular.
Tabii ki de bu kanalların açılımı ve oluşumu bu kanallarda yayınlanacak programları da beraberinde getirdi ve bu şekilde Kore müziğine K-pop'u anlatan programlara ihtiyaç duyuldu. In the case of K-pop, its popularity is due to five factors. K-pop'un popülerliğinin sebebi 5 faktörden ileri gelmektedir. First is attractive audiovisual contents, including good-looking boys and girls, synthesized music, sharp dance routines, and fashionable, colorful outfits. İlk olarak baktığımız faktörlerde güzel ve yakışıklı kadın ve erkeklerden oluşan grupların da dahil olduğu çekici görsel içerik, sentezlenmiş müzik, keskin dans hareketleri, renkli ve modaya uygun kıyafetler göze çarpmaktadır. Second, unique musical style consisting of diverse musical genres ranging from pop, dance and ballad to hip-hop, R&B and electronic music. Pop, dans ve balattan hip-hop, R&B ve elektronik müziğe kadar eski müzik türlerini içermesi de bu faktörler arasındadır. Third, complex dance moves that are both eye-catching and easy to follow. Hem göze çarpan hem de takip etmesi kolay karmaşık dans hareketleri. Fourth, indirect exposure to K-pop by watching Korean dramas. Dördüncü olaraksa Kore dizileri izleyerek K-pop'a dolaylı yoldan maruz kalmaktır. Fifth, dedicated fan base. Beşinci olaraksa tutkulu hayran kitlesi. And the 2011 survey shows that the total number of active members in Hallyu fan clubs on the whole is around 3 million. 2011'de yapılan bir anket, dünya çapındaki Hallyu fan kulüplerinin toplam aktif üye sayısının ilk kez 3 milyonu geçtiğini tahmin etmektedir. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!